mesaj bölümüne gir abi. Kimliğini çıkar. Ben de yapayım. Buyurun geçelim sesi. Tamam, şuraya... Buyurun. Hoş geldiniz. Eski kokunuzu alalım mı? Değerli sanatseverler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Zeytinburnu kültür sanat sezonunun açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını dolayısıyla sezonu erken kapatmak durumunda kalmıştık. En son Mart ayının ortasında burada bir etkinlik yapılmıştı. Geçen süre zarfında hepimiz bir yandan yeni normale adapte olurken bir yanda mevcut şartlarda neler yapabileceğimizi, ne tür etkinlikleri nasıl yapabileceğimizi düşündük. Salgın devam ediyor. Peki etkinliklere devam etme kararını neden verdik? Çünkü artık bu salgınla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Bu sebeple bugünden itibaren hepimizin bildiği şartlar çerçevesinde yeni sezonumuzu açıyoruz. Burada da her yerde olduğu gibi maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere koronavirüsle ilgili bütün tedbirler alınarak kültür faaliyetleri icra edilecek. Kültür sanat faaliyetleri hem kişisel olarak gündelik faaliyetlerimizin hem de kurumsal faaliyetlerimizin hep başında geldi. Dolayısıyla bu günlerde de yeni şartlara uyum sağlayarak bu faaliyetlerinin devam ettirmenin gerekli olduğuna kanaat getirdik. Ve yeni döneme özgü olarak bundan sonra buradaki bütün etkinliklerimiz aynı anda dijital ortamdan da canlı olarak yayınlanacak. Seminerlerimiz, söyleşilerimiz, salgın veya başka sebeplerle kültür merkezimize gelemeyen izleyicilerimiz, kültür sanat severlerimiz tarafından dijital olarak da izlenebilecek. Şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kültür sanat faaliyetleri hem bizler için hem de ruhun ve bedenin hastalıklarıyla mücadele için vazgeçilmez unsurlardan birisi. Bu sebeple bugün aynı zamanda sergisini açacağımız Hattat Ahmet Bursalı'nın şifalı ayetleri icra eden sergi o bakımdan da çok anlamlı. Biliyorsunuz Zeytinburnu'muzda kültür sanat merkezi içinde bulunduğumuz kültür sanat merkezi dahil olmak üzere artık 3 sabit kültür ve sanat merkezimiz var. Buranın dışında Namedar Öteden Beri özellikle hafta sonları musiki meşkine tedbirli olarak devam edecek. Ama geçen yıl sadece bir sergisini açtığımız Kazlı Çeşme Sanat yine bu yıl tedbirli olarak sergileri ev sahipliği yapmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta bu akşam 16 Ekim akşamı Ebu Ziya ailesi sergisiyle Kazlı Çeşme Sanat'ta yeni dönemdeki ilk sergisini başlayacak. Yine
yeni dönemde keşfettiğimiz, daha önce Kazlıçeşme Sanat Binamızın altında keşfedilen mozaiğinin devamı olan otoparkın altında yeni keşfettiğimiz mozaikle ilgili olarak da yine Ekim ayında, 22 Ekim'de Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde bir mozaik sempozyumu yapacağız. Orada keşfettiğimiz mozaiğin niteliğini uzmanlarla, akademisyenlerle birlikte konuşma imkanımız olacak. Yine bu ay Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezimizde, ilçemizde bir mahalleye de adını veren Ziya Gökalp'e dair bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Her zaman olduğu gibi Zeytinburnu, İstanbul'un ve Türkiye'nin kültür ve sanat faaliyetlerinde yıldız olmayı sürdürecek. Öteden beri bizi izleyen kültür sanat severlerin, kültür sanat takipçilerinin bu yılda bizi tedbirli olarak, yeni döneme uygun olarak bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bu sergi açılışına gösterdiğiniz büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum milletvekilimize, milletvekillerimize, rektörümüze, kaymakamımıza, değerli protokolümüze ve bütün sanatseverlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet başkan, buyur. Bunu en son aşağı yukarı bir ay önce yaptık. Bir ay önce yaptık. Buranın şu faydası. Burada Hülyi Şerif var. Esma-i Sınar'dan Errahim. Pardon. Hülyi Şerif'ten metinler var. Bunlara biz karalama getirdik. Hatta sizlerle efendim.